Bu videoda Dieselsoft AGM 88C HARM füzelerini yani anti radyasyon füzelerini nasıl kullanabiliriz onu öğreneceğiz. AGM 88C HARM füzeleri anti radyasyon yani düşman radarlarına karşı etkili füzeler. Özellikle düşman hava savunma sistemini yok etmek için kullanıyoruz. Bu yüzden açıklaması SEAD diye geçer bu görevlerin. Yani Suppression Enemy Air Defense'de şu an altta da adı yazıyor. Şöyle görüyorsunuz burada düşman hava savunma sistemi var. F-16'yı nasıl seçeceğiz? Öncelikle F-16'yı bir yerleştirin. Nereden başlamak istiyorsanız. Ardından tavsiyem 151. Tunç filo var ki zaten bu SEAD görevleri için oluşturulmuş bir filo. Bu kamuflajı kullanabilirsiniz. Özelleştirilmiş kamuflajlarda anlatmıştım. Şu kısımlara aynısını yapalım. Tunç filonun kullandığı gibi yakıt deposu alıyorsunuz. 4 ve 6'lara şuradan fuel tankslerden yakıt deposu ve 3 ve 7 no'lu pilonlara da Ayrton Ground Missiles'dan AG'nin açılımı bu. AGM 88C HARM füzesi High Speed yüksek hızlı anti radyasyon füzelerini yerleştirebilirsiniz. Kanat uçlarına size kalmış Sidewinder ve Amram füzesi yerleştirdim. Bu şekilde bir yükleme yapabilirsiniz. Orta kısmı şuradan remove pilon diyebilirsiniz. Çarpı haline getirebilirsiniz. Birebir gerçekte kullanılanın aynısı olacak. İsterseniz 4 ve 6 no'lu pilonlara da şuradan HARM füzeleri alabiliyorsunuz. Yani F-16 toplamda 4 adet HARM füzesi kullanabiliyor. Fakat biz gerçekçi olması amacıyla 2 tane bırakacağız. Şimdi kaydettim. Şöyle bir kaydedeyim üzerine yazsın. Peki düşman hava savunma sistemlerini Mission Editor'da nasıl seçeceksiniz? Onu da göstereyim. Bir tane havalimanı belirleyin. Bunları koymak için toplu şekilde koymak için şurada bakın iki tane kare simgesi var. Buna tıklıyorsunuz. Combat Joint Task Force'dan da seçebilirsiniz. Buradan tabii ki Rusya'yı seçmenizi tavsiye ederim. Rusya'dan SA-11'leri, SA-10'lar, S-300'ler, SA-11'leri böyle koyduğunuz zaman otomatik olarak toplu olarak gelecektir. Ben şimdilik kaldırıyorum bunları. Bir de Combat Joint Task Force'dan şöyle uzak bir yere farklı bir şekilde yerleştirmek isterseniz, örneğin buraya tank seçiyorsunuz, şöyle boş bir yerde göstereyim, tank simgesinden Rusya'yı seçin ya da şöyle yapalım, Combat Joint Task Force'ı seçin, Air Defense kategoriden Air Defense'ı seçiyorsunuz, ardından buradan örneğin Hawk bataryalarını seçiyoruz. Bir tanesini seçmeniz yeterli. Sam Hawk diyor. Bir tane seçin. Yerleştirin. Ardından tek tek yerleştirmeyeceksiniz. Şu unit'i arttırmanız gerekiyor. Unit'i bu şekilde arttırırsanız bu şekilde artacak ve hepsi koordineli çalışacak. Aksi takdirde buradan size artı unit demezseniz çalışmayacak. Kaydedin. Ardından bakın şöyle seçtiğinizde hepsi geliyor. Grup oldular bunlar. O yüzden yapıyorum. Ardından örneğin bu launcher olsun işte. İşte bu komuta kontrol aracı olsun. Bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Şuraya geldim. Search radarı olsun. Bu search radarı olsun. Şunu seçtiniz. Track radarı olsun. Takip radarı olsun. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şunlara da launcher diyebilirsiniz. Örneğin seçtiniz. Ardından launcher seçebilirsiniz. Nasıl gözükecekler? Şöyle üzerinde füzesi yok şu an. Bu şekilde gözükecek. Örneğin bir tane search radarı seçtim. Search radarı da bu şekilde gözükecek. Hawk bataryası mutlaka mutlaka yani yerleştirin derim. Ben bir tane yerleştirdim. Çünkü size anlatacağım videoda hazır ayarlarda Hawk'ları seçmiyor. Hawk'lar biliyorsunuz NATO menşeli olduğu için bunları otomatik seçmiyor. Yine F-16'yı buraya yerleştirirsiniz. Evet, çok uzatmayalım. Artık başlayalım. Fly diyorum. Ardından Start diyorum. İlk olarak SA-11 Buk bataryalarını vuracağız. İlkinden şöyle bir başlıyorum. Yerimi seçtim. Ardından fly dedim. Kafamı da bir sabitleyeyim. Kokpit gelsin. Otomatik pilota alıyorum. Şimdi düşman nerede onu göstereyim. Şöyle şurada. Şöyle seçip düşmanı seçemedim. Şöyle seçip F7 dediğinizde görebiliyorsunuz. Bakın radarını henüz açmamış. Bu bataryaları bunlar. Bunları vurmaya çalışacağız. Yine araçları da burada eriyor. Hawk bataryaları da bunlar olacak. Yine NATO menşeli olanlar. Search radarı görüyorsunuz. Track radarı yine bir search radarı. Bu bataryası kendi büyük arama search radarını açmaya başladı.
Şimdi nasıl başlayacağız olayı? Öncelikle 2'ye basarsınız ya da Air to Ground Mode'a basıyorsunuz buradan. Air to Ground Mode'dan 2 tane AGM-88 Hawk'ın ki zaten buradalar görebiliyorsunuz. Bunları öncelikle Power On yapmalısınız. Aksi takdirde çalışmayacak. Power On yaptıktan sonra ESHD'yi açabilirsiniz. Bakın SA-11 gözüktü. Bu sarı alanın içine girersek bizi vuracaklar. Sol taraftan VCR'ı bir kez tıklayın. Ardından Weapon'a tıklıyorsunuz. Şuradan Weapon'a tıkladığınızda bu şekilde gelecek. Şimdi Table 1'de şurası Not So İyi diyor. Hangi tuşla yapacağız onu da göstereyim. Display Management Switch Down tuşu ile öncelikle soyu konumuna getireceğiz. Target Management Switch Up tuşu ile de tabii ki hedefi seçeceğiz. Bunu da belirteyim. Ve füzelerimizi ateşlemek için de Weapon Release Button'ı konuşamadım kullanacağız. Buradan joystick'ten atayabilirsiniz. Bakın burada şu an gözüktü. F9 diyorum. Not So'ya Display Management Switch Down dediğim zaman kare içerisine alıyor ve Search Radar'ını şu an tespit etti. Table 1'de görüyorsunuz bu kısımda. Table 2'de bunlar var. Table 3'de de bunlar var. Tekrar Table 1 dersem bu şekilde gelecek. Peki bunları ne anlama geldiğini, On, Big Bird bunları ne anlama geldiğini nasıl bulacağız? Şimdi masa üstüne dönüyorum. Masa üstünde şöyle bir linkini vereceğim, merak etmeyin. Şu resmi, şu linki vereceğim. Sağa tıklıyorsunuz. Bağlantıyı farklı kaydet deyip masa üstünde 23 alt çizgi harm table şeklinde kaydettim. Siz de masa üstüne kaydedin. Ardından yine kneeboardlardan, bunun da açıklama kısmını vereceğim. İndirdiğiniz resmi kneeboardlardan kneeboard klasörüne kaydedin. Tekrar oyuna başlattığınızda sağ shift K diyorum. Ardından bu şekilde geldi. Birkaç sayfa geride benimkisi. Şuradan görebilirsiniz. Hatta biraz da şöyle büyüteyim. Bakın ne anlama geldiğini. 10 mesela 10. neymiş? Table 1'deki SA-10, Big Bird SA-10, SA-10 yani S-300. Burada da S-300 yazıyor. Table 1'deki bunlarmış. Yine book bataryası, search radarı ve 11 burada gösteriyor. Table 2'de yine bunlar var. 19, 15, 8, 6 ve DE, Dog Ear. İşte Tunguska, Tor bataryası, SA-8, OSA, ZUSU 23 buradaymış. Table 3'de SA-3, SA-6, SA-2 ve SA-13 Strela'lar varmış. Burada hazır aramalar yapabiliyorsunuz. Biz SA-11'i arıyoruz. Şimdilik kapatıyorum burayı. Ki şöyle kafamı sabitlemekten çektim. Bakın SA-11'i arıyoruz. SA-11'i buldu. Kaç saniye içerisinde bulacağını buradan da yazıyor. İsterseniz Center dersiniz. Arama süresini kısaltabilirsiniz. İsterseniz sol tarafa arama yapabilirsiniz. İsterseniz de sağ tarafa buradan arama yapabilirsiniz. Tekrar dersem geniş bir arama yapabilirsiniz. Biz SA-11'i arıyoruz. Search dedim. Bunlara gerek yok. Şu kısımları seçtim. Tekrar has diyorum. Bakın 13 saniyede sadece SA-11'i arayacağız. Yine Radar Cruiser Switch ile şurada Adjust Cruiser'dan göstereyim. Radar Cruiser Switch Down, Left, Right ve Up ile yön tuşlarıydı bunlar. Yön tuşlarını atayım demiştim. Buradan seçip ardından tek yapmamız gereken Target Management Switch Up demek. Bu şekilde seçiyoruz. Bakın burada Radar Cruiser'ım geldi. Üzerine getirdim. TMS Up dediğim zaman olacak. Bu arada oyunu tekrar başlatacağım çünkü çok yaklaştık. Hızlı bir şekilde size anlatacağım. Başlıyorum. Evet, kafamı sabitlemekten de bir gitsin. Şöyle başladım. Otomatik pilota aldım. Ne yapıyorduk? İki tuşuna basıyorduk ya da buradan Air to Ground Mode'a getiriyorum. Ardından AGM-88'lerin power'ını açıyorum. Aksi takdirde çalışmayacak. SHD'yi etkinleştiriyorum. Ardından VCR'ıma geliyorum. Buradan VCR'a bir kez bastım ve Weapon'ı seçiyorum. Weapon'da gözükecek. Data Management Switch Down yapıyorum. Şu kısmı Down yapmam lazım. Display Switch Management Down düzeltiyorum. Down dedikten sonra SOI konumuna getiriyorum. Şu an arıyor hepsini. Ben SA-11'i aradığım için Search'ten şu kısımları kaldırıyorum. Ups, pardon. Şu kısmı sadece SA-11'i bırakıyorum. Has dedim. 13 saniye içerisinde
o radarı arayacak, bulmaya çalışacak. Şimdi otomatik pilottan bir çıkayım, o tarafa şöyle bir dönüş yapıp ardından otomatik pilotu alıyorum. Zamanı da biraz hızlandırıyorum. Evet, hala aramamız devam ediyor. O radarı bulamadık. Şöyle F7 ile göstereyim. Bakın, bu radarı arıyoruz şu an. SA-11. Hatta şöyle yapalım. Search diyelim. Bir radarı daha vardı. SD de gelsin. SD'yi bulacak muhtemelen şimdi. Evet, SD'yi buldu. Bakın, SD'yi buldu. Şöyle seçtim. TMS up. Target Management Switch Up dediğim zaman otomatik olarak kilitlendi. Yanıp sönüyorsa şu kısım, evet, fare kuzuyorum gelmedi, şu kısım yanıp sönüyorsa ateş edebilirsin demek. Şöyle biraz daha yakınlaşacağım. Hızınız ve irtifanız önemli beyler. Yani hem hızlı hem de yüksekte olursanız vurma olasılığınız artıyor. O yüzden ben de mümkün olduğunca yükselmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunu yükseleceğim. Evet, radarı şu an bizi tespit etmiş olması lazım. Evet, şu an geldi. Bakın, SA-11 radarını açtı. Fakat ben diğer radarıyla meşgulüm. Evet, şu an yeterli, hızım da yüksek ve ilk füzeyi Weapon Relays ile gönderiyorum. O da bana bir füze gönderdi. Ardından uzaklaşıyorum. ESHD'den de görebilirsiniz. Etkili menzilinden çıkacağım. Evet, hızımı da biraz yavaşlatıyorum. Ardından otomatik pilotu alacağım. Şöyle göstereyim. Bakın, bana attı füze ve benim attığım füze AGM-88. Şu an hedefine doğru gidiyor. Evet, Chaff ve Flare'ı da atalım. Birazcık zaman hızlandıracağım. Ve Search Radar'ını bu şekilde vuruyoruz beyler. Şimdi şu SA-11'e de bir kilitlenelim. Öncelikle bir ayarlamalarımızı yapalım. Search dedim. Sadece bu sefer SA-11'in kendi bataryasını arayacağım. Center'da arasın. 3 saniyede bir arayacak. Şimdi otomatik pilottan çıktım. O tarafa doğru dönüyorum. Bakalım radarla bir kilitlenme yapacaklar mı bana? Evet, buldu. Bir tane batarya şu an etkin. Bakın, şuradan üzerine gelip Enter TMS Up yapıyorum. Enter yapmıyorum. Target Management Switch Up dedim. Şu an mesafe içerisindeyim. Bir adet daha füze gönderiyorum. Ve uzaklaşıyorum. Evet, şu Caution dediği şu an, şunu kapatabilirsiniz. Bakın, Stores Config diyor. Şunu attıktan sonra Cat 1'e getirmeniz yeterli. Şu an hava hava füzelerimiz kaldı. Otomatik pilotu alıyorum. Yani bu açıdan vuramazlar. Şöyle bir kendi füzeme bakıyorum. Biraz da zamanı hızlandıracağım. Ve bu bataryasını bu şekilde, başarılı bir şekilde buluyoruz. Şimdi burada tabii ki daha önceden kaydedilmiş işte Table 1'dekiler, Table 2, Table 3 şeklinde vardı. Peki burada olmayan kodları nasıl gireceğiz? Şimdi onu göstereceğim. Tekrar oyunu başlattım. İkinci bölümde Hawk'ları vurmaya çalışacağız bu sefer. Şöyle geldim. Otomatik pilotu aldım. Air to ground moda geçtim. Power 10 konumuna getirdim. ESHD'ye döndüm.
Filser'a bir kez tıkladım, ardından Weapon dedim. Bakın Table 1'de yok Hawk bataryası, 2'de yok, 3'te yok ki zaten olmaz, hepsi Rus menşeli. Öncelikle Data Management Switch Down yapıyorum. Burayı bir SUI konumuna getiriyorum. Şu tuşta SUI konumuna getiriyorum. Display Management Switch Down ile düzeltiyorum. Display Management Switch Down tuşu ile SUI konumuna getirdim. Örneğin Table 3'te değişiklik yapalım ki burada da HK dediği Hawk bataryaları, Hawk bataryalarını gösteriyor. Bunları UFC'den nasıl yerleştirebiliriz? Öncelikle sağ shift K dedim. Birkaç sayfa geri geleceğim. AGM 88. Şu kısımda olsun. Kafamı da şöyle bir çekeyim. Birazcık daha büyüteyim. Siz de görebilin. Evet, şöyle bir sabitledim. Bakın Hawk bataryaları burada 203, 204 ve 206. SAM Hawk diyor. Search radarı, track radarı ve yine arama radarı burada. Biz şu kısımda değişiklik yapacağız. UFC'ye tıklıyoruz. Böyle geldi. Kaçtı? 203. Enter. Bir alta. 204. Enter. Bir alta. Ve son olarak 206 enter bir altı diyorum. Ardından return deyip buradan çıkabilirim. Bakın burası değişti. Artık burayı kapatıyorum. F9 ile bir çıkayım. Şöyle bir geliyorum. Hawk oldu. Bakın görüyorsunuz. Tablo 3'ü değiştirdik. İlk 3'üne 203, 204 ve 206 ile Hawk bataryası yaptık. İstersem search derim. Şunlara gerek kalmadı artık. Sadece Hawk bataryalarını seçebilirim. Sadece Hawk bataryalarını geniş bir alanda arayacak. Yaklaşık 30 saniyede arayacak. Hatta bir tanesini buldu bile. Şimdi kafamı sabitlemekten çıkıyorum. Bu şekilde manuel kullanabiliyorsunuz. Kneeboard'a mutlaka ve mutlaka o kodların olduğu sayfayı Kneeboard'da kullanın derim. Eğer seyahat görevlerine kullanıyorsanız. Şimdi seçtim. Radar kursörümle burayı seçip Target Management Switch Up yapıyorum. Up yaptığım zaman otomatik olarak seçti. Menzile girmek üzereyim. Atış yapabilirsin diyor. Ben hızlanacağım. Biraz da tabii ki yükseleceğim daha etkili olması için. Birazdan füze gönderecek. Bakın radar warning receiver'da HK şeklinde Hawk bataryası olarak. Oradan da görebilirsiniz. Evet, kilitlendi. Bana füze gönderecek. Ben de ona göndereceğim. Şu an ESH'de kırmızı oldu. Tehlikeli bölgeye girdim diyor. Evet, gönderdi. Ben de füzemi gönderiyorum. Bir tane füze gönderdim. Saat 9 yönünü alırsanız sizi vurmaları çok zor oluyor, onu belirteyim. Saat 9 yönünde uçağı tutarsanız ya da 3 yönünde. Hafif daha sola yapmam lazım. Otomatik pilota aldım. Yani bu açıdan vurması çok zor artık. Böyle gelen Hawk füzelerini de görebilirsiniz. Benim füzem de tabii ki şu an düşmana doğru gidiyor. Hatta zamanı hızlandırıyorum. Evet, search radarını bu şekilde vurduk. Şimdi tekrar döneceğim. Bakalım kilitlenebileceğim mi? Başka bir hedef arıyorum şu an. Evet, bir tane daha buldum. Seçtim. Kilitlendim. Ve son füzemi de gönderiyorum. Couch'un diyecek. Şunu Cat 1'e getirmem yeterli olacak benim için. Bu şekilde kullanıyoruz. F6 ile de şöyle izleyebiliriz. Zamanı da hızlandırayım biraz. Neredeyse ucu ucuna search radarını biraz zorlama vurduk. Ve son olarak post modunu anlatacağım. Şimdi de post moduna geçelim beyler.
Evet, şimdi POS modunu anlatacağım. Öncelikle bir otomatik pilot alayım. Ne yapıyorduk? Air to ground moda getiriyorduk. Power on konumuna getiriyorum. ESHD'yi etkinleştirdim. VCR ve Weapon sayfasına geldim. SOI'dan çıkmak için Display Management Switch down yapıyorum. Geldim. HAS modu Harm as Sensor demek normalde. Bir kez daha tıkladığımda burada modlar var. Post moduna getirirseniz şu şekilde oluyor. Post sizin yerini bildiğiniz zaman kullanıyorsunuz. Örneğin SA-11'in burada olduğunu biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir seçeyim. Ardından kursörü buraya getirip bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bakın neyi arıyoruz? SA-10'u arıyoruz. Fakat biz SA-10'u aramıyoruz. Search Radar'ını arıyoruz. O yüzden Search Radar'ını. Şu an ateş dersem 1 dakika 36 saniye sonra hedefi vuracak diyor. Ve hedefi ne kadar süre sonra hangi zaman diliminde vuracağını da bu alttan görebilirsiniz. 1,5 dakika sonra hedefini vuracak diyor. SD'yi bulursa tabii ki burada şu anda ateşleyebilirsin diyor. Evet, hızlanacağım. Otomatik pilottan çıkıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet, radarını henüz daha yeni etkinleştirdi. Şu şekilde seçip bu şekilde kullanıyoruz. Yerini bildiğiniz bir hedef varsa post modunu, position modunu o anlamda kullanıyorsunuz. Avantajı şu, yaklaşık 15 deniz mili kalınca kendi Active Seeker'ını etkinleştiriyor füze. Bu yüzden tespit edilmesi geç oluyor. O yüzden tavsiye ederim post moduyla kullanmayı. Mümkün mertebe hızlanmanız lazım. Ve şurada da bakın şu an bu aralıkta ateş edebilirsin demek. Bunu da belirtiyor. Ateş ettiğim zaman bir adet füze gönderelim. Ardından füze mümkün mertebe yükseliyor. Bunu da söyleyeyim. Mümkün mertebe yükselecek. Hızımı da yavaşlatıyorum. Sol tarafa şöyle hafiften dönüyorum. Kendi arayıcı başlığını etkinleştirecek. Ardından search aramasına başlayacak. Zamanı hızlandırıyorum. Bakın buldu. Bir tane hedefi buldu. Bana da füze gönderdi hatta. Bu şekilde hedefi vurabiliyorsunuz. Bu arada biz de vurulacağız. Şöyle biraz daha 9 yönüne çekeyim. Evet, nispeten güvendeyim şu an. Bu şekilde kullanıyorsunuz post modunu. Eğer SA-11'i arasaydık yine SA-11'i seçmem. Yeterliydi. Şu an hatta SA-11 var. Bir tane gönderdim rastgele, bakalım nereye gidecek. İnanın ben de bilmiyorum. Evet, füzeyi izleyelim. Vurulalım, sorun değil. Bakın dikine gidiyor, ardından dalışa geçiyor. Muhtemelen düşüyoruz. Evet, vurulduk. Evet, buradaki hedefi patlattık. Önemli değil. Post modu bu şekilde kullanıyor. Yani bildiğiniz hedefler varsa bence post modunu kullanmak, yani position modu kullanmak her zaman avantajlı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar anlattıklarım. Anlamadığınız, yapamadığınız bir nokta olursa her zaman yorum olarak sorabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Discord adresimiz de videonun açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.